Ben Şebnem Kadak, Saç Ekim Merkezi Koordinatörüyüm. Hastanemizde 18 yıldır saç ekimi yapıyoruz. Gelen hastalarımıza saç ekimi hakkında bilgilendirme sunumu yapıyorum. Hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra şampuan ve köpüğünü teslim edip ameliyathane ekibine teslim ediyorum. Hastamızın rutin işlemleri yapıldıktan sonra ekim öncesi fotoğrafları çekilir, uygun şekilde saçları kesilir, hasta güvenliği için damar yolu açılır, tansiyon ve nabız kontrolü yapılır. Lokal anestezi başlangıcında hasta konforunu arttırmak ve acıyı olabildiğince aza indirmek için iğnesiz anestezi cihazı yardımı ile uyuşturma yapılır. Mikromotorun ucuna hastanın dokusu ve saç yapısı göz önüne alınarak panç belirlenir. Pançlar 0,7 mm, 1 mm arasında değişiklik gösterir ve tek kullanımlıktır. Pançlar dokuya silindirik kesiler atar. Sonrasında kesi yapılan dokular tek tek çıkarılır ve bu dokulara greft ismi verilir. Her greftin içerisinde 1 ila 7-8 saç kökü bulunabilir, bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu işlem ortalama 2-3 saat ve yüzüstü pozisyonda uzanarak sürmektedir. Bu işlem esnasında hasta herhangi bir acı hissetmez. Hastanın ihtiyacına göre greft alımı yapıldıktan sonra ön çizginin doğal olması için hastanın yüz kasları, yaşı, ailesindeki benzer saç dökülmeleri, saç ve yüz yapısı baz alınarak ekimin başlayacağı hat belirlenir. Özellikle genç hastaların ilerideki yaşları da düşünülerek ön çizgileri belirlenir. Çizginin simetrik olabilmesi için kaş ve göz hizasından ölçüm yapılır. Çizim işlemi bittikten sonra kanal açımı için ekim alanının uyuşturulması işlemine geçilir. Tekrar iğnesiz anestezi ile ihtiyaç duyulan alan uyuşturulur. Bu işlem 5 ila 10 dakika arası sürer. İşlem alanı uyuşturulduktan sonra hastanın saçlarının doğal yönleri hesaplanarak kanal açım işlemine başlanır. Safir uç kullanılarak ön hattan doğal bir görünüm sağlamak için zikzaklı bir şekilde kanal açımına başlanır. Kanal açımı bittikten sonra sıvı içerisinde ve uygun ortamda bekletilen greftlerin ekim alanına transferine başlanır. Kanal açım işleminde saçların çıkış yönleri hesaplandığı için ekimi yapılan greftler bu yönlere göre yerleşir. Transfer işlemini gerçekleştiren ekim ekibinin tecrübeli olması çok önemlidir. Saç kökleri çok kırılgan yapıda olduğundan özenilerek ve zarar verilmeden ekilir. Bu işlem greft sayısına göre 2 ila 4 saat sürebilir. Ekim tamamlandıktan sonra donör alana pansuman yapılır ve hasta yakınına teslim edilir. Üçüncü gün köpük losyon sıkılarak 30 dakika bekletildikten sonra tazyiksiz ve ılık bir su ile durulanır. El değmeden köpürtülen şampuan sürülerek ilk yıkama işlemi tamamlanır. Sonrasında ortalama 10 gün boyunca yıkama işlemi uygulanır.